Gonca Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bodrum'da hayat güzel tabii. Bodrum'da hayat çok şahane. Yani bütün bir pandemiyi orada geçirdik. Daha doğrusu pandemi Mart'ta başladı. Biz Temmuz başı birazcık daha baktık orada durum ne olacak. Temmuz başı gittik. Geçen seneden bahsediyorum. Halen oradayız. Aslında benim hep çok yapmak istediğim bir şeydi. Kışın da Bodrum'da geçirmek ailemle ama hep bir erteliyorduk. Pandemi bize bunu yaşattı çok şükür. Şimdi artık bir daha geri dönmeyecek misin? Ya işim oldukça gelip gideceğim. Burada da ev var zaten tabii ki. Belki bir Ocak, Şubat, bir ay belki bir geliriz. Emin değiliz yani. Biz ablamla annemizi kaybettik. Bundan işte bir iki ay önce başınız falan. Çok teşekkür ederim. Dostlar sağ olsun. Ve biz böyle bir yurtsuz, şeysiz kaldık gibi. Yani evimiz neresi biraz emin değiliz. Onun için hani akışına bıraktık olayı. Böyle bir şey. Benim kadar radikal değil misiniz? Ben giderken her şeyimi kapattım burada. Benim bir evim falan yok burada. Yok. Ne güzel. Çünkü bağımsız. Çünkü korktum. Ev olursa, kışın da orada canım sıkılırsa ben oraya dönerim gelirim diye. diye korktum. Evi kapattım gittim. İyi ettiniz. Şimdi biz sizin Google bilgileriyle hayat öykünüzü kısa bir belgesel haline getirdik. Tamam. Google bilgileri yanlış olduğunda lütfen durdurun ve bize doğrusunu anlatın. Ya da evet bunu böyle yaptım ama bir sorun bakalım bana niye böyle yaptım diye bize anlatınız. Buyurun tamam, efendim. Tamam. İyi seyirler. Sağ olun. Yonca Evcimik'i nasıl tanırız? 30 yıllık bir müzik insanı. Daima hareketli, ruhu gencecik, başta hayvanlar olmak üzere toplumsal meselelerde duyarlı. Özellikle kadınları ilgilendiren konularda özgürlükçü, cesur tavra sahip. Ama işte bazen sakındığın göze çöp batıyor. Mesela 2020'nin 25 Kasım'ında olduğu gibi. Evcimik, kadına yönelik şiddetle mücadele gününde yeni şarkısı Ayıp Şeyleri yayınlar. Ama bu şarkıdaki bazı sözlerin ahlakçılık yaptığı, kadına şiddeti meşrulaştırdığı ve kurbanı suçlamaya hizmet edeceği eleştirileriyle karşılaşır. Ve yine kadınlardan sert tepki görür. Hayatımıza ilk girişi ise tam tersi. Duralım mı? Tabii, bir duralım. Bir duralım. Çünkü oradaki şeyi zaten bununla karşılaşacağımı biliyorum. Her yerde bununla karşılaşıyorum. Yanlış bir hareket yapmışım gibi, sanki kendim de bunu böyle düşünüyormuşum gibi yansımasını istemem. Ben yaptığımdan son derece eminim ve de memnunum. Kendimi bildim bileli zaten. Doğru bildiğimi ve inandığımı söyleyen bir insanım. Benim artık bunca yıldır herhalde beni tanımışlardır insanlar. Dolayısıyla doğru dürüst hiçbir şeyin konuşulmamasından kaynaklı bu durumla ilgili, kadına şiddetle ilgili kendimce çevremde gördüğüm, zaman zaman belki de başıma geldiği ve yaşadığım şeyleri dile getirmek istedim ve ben yazdım o şarkının olduğu gibi sözlerinde zaten. Hatta dediler ki bunu rap gibi söyle, daha hani rapte isyankar ve hayata karşı tepkini daha rahat gösterebiliyorsun diye de rap olsun dedim. Tamamıyla ben bu söylediklerimin hala arkasındayım. Ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, sonuna kadar doğru olduğunu düşünüyorum söylediğim her şeyin. Çünkü orada sadece kadını değil, erkeği de yeriyorum, kadını da yeriyorum. Yani karşılıklı bütün bu ilişkiler ve konuşulması lazım diye ve bunun hakikaten bu kadar ses getireceğini beklemedim ama ses getirirsin diye yaptım zaten ve de konuşuldu. Ha ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. O ayrı konu. Ama ben hakikaten hedefi tam ondan vurdum kendime göre. Onu bir söyleyeyim. Buyurunuz. Hayatımıza ilk girişi ise tam tersi, yumuşacık ve yüzümüzü güldürerek olmuştu. 1984'te efsanevi kabare Yasaklardaki Mini Kelebek olarak. Ama Yonca Evcimik bugünlere nasıl tesadüfen gelmediyse, o sahneye de tesadüfen çıkmamıştı elbette. 16 Eylül 1963'te Memur Kenan Bey ve Kadriye Hanım'ın kızı olarak İstanbul'da dünyaya gelir Fatma Yonca Evcimik. Bunca yıldır bulmacası çözülememiş o soyadının çağrıştırdığı gibi yaramaz bir çocuktur. Ablası Mine ve babaannesini mutfağa kilitleyip sokağa kaçacak kadar. Sahne sevgisi ise çok büyüktür. İlkokul müsamerelerinde öne çıkmak için kavgadan bile kaçmaz. Nitekim evet. Mezun olunca konservatuvarın bale bölümü. Anlatmam ister misiniz orayı? Evet.
İlkokul öncesi zaten çok dans etmek istiyordum ben. Kendi kendime tiyatrolar hazırlıyordum, mahallenin çocuklarına öğretiyordum falan. Hep o bir şey var. Ne bileyim işte fırçayla şarkı söyleme hevesleri zaten var. Heykel yapımı var. Hep bunların hepsi ilkokul öncesi aslında. İlkokulda da bale dersi başlayınca ağlaya zırlaya kendimi baleye yollattım. Sonra sene sonu müsameresinde dediler ki sen dans etmiş de bir arkadaşın bir şarkı söyleyecek. Dedim ki ne münasebet ya, ben kendi şarkımı kendim söylerim, kendim de dans ederim. Olay oradan başlıyor yani. O hikaye o. Sonra? Sonra tabii ki kabul edildi dedim. Ben kendi şarkımı kendim söyledim, kendim dans ettim. Tabii. Ve o gün bugün öyle devam ediyor işte. Şahaneymiş. Buyurunuz. Nitekim mezun olunca konservatuvarın bale bölümüne başlar. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yüksek bale bölümünden mezun olana kadar bu sanata devam eder. Üstelik 12 yıllık eğitimi sınıf atlayarak 10 yılda tamamlar. Tabii ki okulla yetineceklerden değildir o. 14 yaşında Yapı Kredi'nin çocuk tiyatrosunda sahneye çıkar. 16 yaşında Şan Tiyatrosu'nda Yedi Kocalı Hürmüz kadrosundadır. Müzikaller ve kabareler onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olur. Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Saz'ın Bülbülleri, Nüket Duru ve 10 Yıl Geçti, Ajda Pekkan Süperstar, Carmen, ardından Deve Kuşu Kabare'nin altın yıllarında Yasaklar, Deliler, Aşk Olsun diye uzayıp giden etkileyici bir özgeçmiş. Durabilir miyiz? Bir şey soracağım. Buraya gelen bütün Metin abiyle Akpınar'da çalışan herkes, Metin abinin acayip disiplinli olduğundan ve mesela bir gece reaksiyonu almadım, ertesi gece o sahneyi vurup diye kesip attığını söyler. Size de karışır mıydı danslara falan? Yok, danslara karışmazdı. Mesela disiplinli olarak ne bileyim, Metin abiden ziyade Zeki abi bana daha disiplinli mi gelirdi acaba? Şimdi düşününce şöyle ama tabii bunlar hep değiştirilirdi. Eğer uygun olmuyorsa, istenilen reaksiyon alınmıyorsa yerine başka şeyler de yapılırdı. Bir de ben çok dalağa düşük bir tiptim. Her şeyi çok biliyordum. Hala da öyleyim galiba. Tabii canım benim yüzümden sahne durdu kaç kere. Yani bana eğer sahnede repliğimin dışında bir şey söylenirse çok felaket bir durum oluyor. Yani 5 dakika kilitleniyor, herkes kilitleniyor. Yani bu benimle kaynaklı değildi tabii bütün bunlar ama benim için çok büyük bir ikinci, üçüncü konservatuvardır zaten Deve Kuşu Kabare. Hakikaten Metin abi o anlamda çok disiplinliydi ama bize karıştığını hatırlamıyorum ya Armağan. Yani biz işimizi çok düzgün yapıyorduk zaten. Çok kolay bir şey değildi. Öyle danslara kadar inmiyordu yani. İnmiyordu. Bir de yani bir tarihten bahsediyoruz. Çok da net hatırladığımı söyleyemeyeceğim. Bahsettiğimiz tarih 86 mı ne, tövbe. Harbiye Konak'ta sinemada. Ben söyleyeyim. Harbiye Konak sinemasında Yasakları seyrettiğimi net hatırlıyorum. 86 falan işte. Sonra arkasından da Aşk Olsun. Aşk Olsun, Geceler. Geceleri orada, Deliler. Geceleri seyretmedim ben. Ama bu da çok iyiydi. Yasakları ve Aşk Olsun net hatırlıyorum. Evet. O Konak sinemasının önünde biletler kuyruklar pazartesi oluşuyor. Satışa çıkardı haftalık. Kuyruğa girerdik ya. Ya. Ne acayip zamanlarmış. Çok acayip. Ve şimdi şu anda bütün büyük büyük müzikaller oynanacakken tiyatronun tesisi yok. Pandemi de demiyorum da ama genel olarak pandemi de olmasaydı öyle bir şey zaten yok. Yani gelişmiyoruz, geriliyoruz. Aşikar bir şekilde. Şimdi mesela kim oynasa Harbiye Konak kadar koltuğu her gece doldurabilir. Bir de haftanın iki gecesi de değil. Her gece. Her gece. Cumartesi, pazarda matine. Matine. Suvarı. Kim doldurur? Pazartesileri oftuk yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi şöyle bir şey, bir de kim demekten çok kimler demek lazım. Yani o dönemdeki kadrolara baktığınız zaman Adile Naşit, Şener Şen, Ahmet Gülhan, işte Derya Baykal, Mehmet Ali Erbil, vıdı 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 sonu yok. İlyas Salman, yani her kadro böyle büyük. İşte Erol Büyük, Erol Büyükmüş beni aldı. Erol Ahmet. Evgin. Erol Evgin, Nevra Seriz, o kadro da öyle. Gene Adoş var orada, işte Ayşen Guru da falan. Şimdi öyle bir kadroyu bu dönemde bir araya getirmek zaten çok ciddi paraları gerektirir artık. Öyle değil o olaylar. Herkes kendine göre bir rayici var gibi diyelim biz. Onun için çok zor tabii. Biz mesela 3 sezon oynadık. Yedi Kocalı Hürmüz'ü yaptık. Bilmiyorum seyretme şansın oldu mu? Seyrettin. Çok iyi gitti. Yani biz 3 sene oynadığımız boyunca biz tabii ki her gün oynamadık ama haftanın 2 günü falan 3 günü gibi oynuyorduk. Full oynuyorduk. Hakikaten önceden tükeniyordu biletler. Dolayısıyla hem kadro önemli burada hem yapılan iş çok önemli. Çok inandım ben o gösteride insanların büyük müzikalleri özlediklerini.
Ama bunun için hep bütçe gerekiyor. Birinin bunu yapması gerekiyor. Ben Zorlu'dan böyle bir şeyler bekliyorum açıkçası. Daha büyük Alice gibi falan. Evet. Buyurunuz. Ama pek çok yetenekli sanatçıda olduğu gibi bu ona yetmez. Kabarelerle on binlerce kişiye ulaşsa da hedefi milyonlardır. Şan dersleri, besteler, koreografi çalışmaları, yapımcı Şahin Özer'i ikna çabaları şeklinde hazırlıklarını sürdürür. Ve bir gün gelir, her şey hazırdır. 1991, sadece Yonca Evcimik'in ilk albümü Abone'nin yayınlandığı yıl değildir. Türkiye'nin popüler kültürünün yeniden inşası başlamıştır. Yalnızca şarkılarla değil, gece eğlence anlayışı, magazin figürleri, özel radyoları, özel televizyonları, ekran kahramanları, sansasyonel gazetecileri, futbolcuları, siyasetçileri derken yeni bir döneme girilmiştir. Resmi rakamlara göre 2,8 milyon gibi olağanüstü bir satışa ulaşan Abone de başarılı bir albümden çok daha fazlasıdır. Bugün nostaljik bir havası olsa da etkisi hala çok kuvvetli süren 90'lar efsanesinin müzikteki koçbaşıdır. Bir milattır. Belki de o nedenle şarkının söz yazarı Aysel Gürel hakkında yıllar sonra Evcimik'in kullanacağı ifadeler şaşırtır. Ölülerden, yaşlılardan bahsetmiyoruz. İşi bitmişlerden bahsetmiyoruz. Yanlış. Diyecektir. Net yanlış. Ki onun kayıtları var aslında. Okan Bayülgen'in programındaydı bu hikaye. Kimler vardı konu şu anda hatırlamıyorum ama konu açıldı. Aysel'den konu açıldı. Ondan önce başka biri. Yani sürekli üst üste birkaç tane vefat etmiş insandan bahsediyor. Enerjimiz düştü. Ben de onun üzerine dedim ki Aysel'i çok sever. O da beni ayrıca çok severdi zaten. Hatta bayrağı Sezen'e vereceğim. Sezen de sana versin diyen bir kadın. Ve dolayısıyla dedim ki ya hani bu konuları kapatsak mı artık? Hani ölülerden, yaşlı da değil. Hani ölülerden bahsetmesek de toparlı. Amacım buydu söylemek. Bu oradan bu noktaya geldi. Sanki ona söylemişim gibi. Çok didiklediler, zorladılar falan ama ben ne dediğimi biliyorum yani. Burada da tekrar düzeltme ihtiyacı hissettim. Buyurunuz. Aysel Gürel'in kızı Müjde Arda, annesine yeterli saygıyı göstermediği için Evcimik'le küstüğünü açıklar. Evcimik'in hızlı yükselişine... Bir dakika, küs müsünüz gerçekten? Hayır ya, kimden? Müjde Hanım. Yok canım, Müjde ile hiç alakası yok zaten konunun. Müjde öyle kulağına herhalde, yani şehir efsanesi haline geldiği için bu. O da öyle diye düşündü herhalde. Hiç öyle bir şey yok. Yani en son artık hastanedeyken bile yanına gittim. Doğum gününden oralarda kutladık, partiler yaptık falan. Yani böyle bir şey yok. Ama bu lafla iş o kadar büyütüldü ki işte oradan duy, buradan duyla beraber bu noktaya geldi herhalde diye düşünüyorum. Yoksa Müjde'yle de yani hiçbir şey yok aramızda. Görüşüyoruz derken karşılaştığımız zaman da konuşuyoruz. Çok da severiz birbirimizi. Hiç öyle bir şey yok. Buyurunuz. Hızlı yükselişine dönersek, 28 yaşında yeni nesil Türkçe pop şarkıcılarının öncüsü olmuştur. Kendinden öncekilerden en büyük farkı kostüm ve danslarla ortaya etkileyici bir görsellik de koymasıdır. Albüm kapağına özellikle yazılan dansçı onun alameti farikasıdır. Hem kliplerinde hem de sahnede gördüğümüz koreografi onun özellikle gençler ve çocukların hafızasına kazınmasını sağlar. Yurt dışında Janet Jackson, Madonna gibi devlerde gördüğümüz şeyi sunar bize. Hem şarkı söyleyen hem de ekibinin önünde dans eden lider kadın. Her şey güllük gülistanlık değildir elbette. Yeni Türkçe pop'un öncüsü olarak memnuniyetsizlerin yüzlerini ekşittiği de ilk isimdir. Yıllarca pek çok kişiye yapılacak eleştiriler onda test edilir. Mesela sesi daima yetersiz bulunur. Kıyafetleri gerçek sanatçılara yakıştırılmaz. Şarkı sözleri beğenilmez. Aboneyim abone, biletleri cebimde de ne demektir? Ama Türkiye onu çok sevmiştir. Kızlar onun gibi giyinir, gençler ellerini bir yandan diğerine dalgalandırarak dans eder. Aboneyim abone kalıbı günlük dile yerleşir. Yoncimik fenomeni gibisi uzun süredir görülmemiştir. Ülke yeni pop starını bulmuştur ve öyle gelip geçicilerden olmayacaktır. Ona Türkiye'nin Madonna'sı lakabı yakıştırılır. Hatta onu taklit ettiği yorumları yapılır. Bu kanaat onu kariyerinin devamında da bırakmaz. Hele Evcimik'in 1993'teki Madonna konserinde ön sanatçı olarak sahneye çıktığı günlerde iyice alevlenecektir. Oysa yaptığı her işte bir yenilik, farklılık aramayı sürdürür. Örneğin ikinci albümü Kendine Gel için reklam kampanyası hazırlanır. Ardından çıkardığı 8-15 vapuru, hani şu bizim meşhur Okai Yamashita Konbamba,
Türkiye'nin ilk single'ı olarak bilinir. O kadar popülerdir ki 1994'te Harun Özakıncı ile evlendiğinde nikah şahidi dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'dir. Aa bir dakika, ben bunu bilmiyordum. Ya tabii. O dönemde Cumhurbaşkanı iken zaten çok bir araya geliyorduk otomatikman. İşte bu hatta bir dönem Yedikule zindanları mıydı o ya? Evet. Pop sav geceleri falan evet. olurdu falan. Hep oraya gelirdi. Rahmetli Turgut Özal da çok gelirdi. Süleyman Bey de gelirdi. Yani oradan çok bir sevişme bir durumumuz vardı zaten. Hep derdi bana hani sen evleneceğim ben nikah şahidini ben olacağım diye. Espri olarak da o zamanlar. Ama iş ciddiye bindiği noktada ben o dedim böyle böyle bir durum var. Hemen geliyorum dedi. Ve de çok olaylı bir gece geçirdik biz o gün. Niye? Çünkü ben Etiler'de küfe vardı hatırlar mısınız? Hatırlıyorum. Küfede yaptık. Hakikaten Nalan'ın küfesi. Evet, küfede yaptık düğünümüzü. O kadar küçük bir yer ki. Bu arada işte Süleyman Bey benim şahidim. O dönemde Vali Hayri Kozakçıoğlu Harun'un şahidi. Beşiktaş Belediye Başkanı nikahı kıyıyor. Emniyet amiri. Dolayısıyla herkes bütün emniyet orada. Ya onlar geldi misafirlere yer yok. O kadar küçük bir yerdi ki. Ve koruma doldu. Koruma yani. Doldu. Ve hadi dedik hemen hani yapalım işimizi de buna bir son verelim. Oturduk masaya nikah memuru yok. 45 dakika masada nikah memuru. Bütün basın karşımızda bir boncuk boncuk terliyoruz hepimiz. En sonunda şey dedi Beşiktaş Belediye Başkanı. Hani formalite yapalım sonra biz hallederiz. Olmaz öyle şey. Ben kendi gözümle göreceğim dedi Süleyman Bey. 45 dakika masada Allah rahmet eylesin. 45 dakika masada bekledik. Kadın da gelemiyor çünkü yollar kapalı orada Cumhurbaşkanı olduğu için. Ha. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Neyse sonunda geldi ve hallettik. Yani çok şey bir geceydi. Böyle enteresan bir geceydi. Hiç unutamayacağım bir gece oldu. Ama hakikaten unutulmaz tabii, yani. Tabii. Hatta gecenin sonlarına doğru böyle kendi kendime diyorum. Ne eğlendik bu gece ne vardı acaba diyordum. Sen düşün artık nasıl olmuş. Güzel. Şeyi soracağım. Bütün bu mesela abonenin çıkması bir plan dahilinde miydi? Yani evet. Bir imaj çalışması. Onu siz yaptınız. Şimdi şöyle bir şey var. 90'da, 91'de daha biliyorsun özel televizyonlar bile yok doğru düzgün. Yok yani TRT var. Ben 90'da, 91'de ilk TRT 2'de çıktım canlı yayına. Başka şey yok, kanal yoktu. Sonradan Magic Box çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla da dünyayı izleyeceğimiz bir yer yok Türkiye'de yani. İnternet zaten hiç yok. Onun için ben de bu müzikallerde çalıştığım dönemde her sene bize bir böyle bir ay tatilimiz olurdu. O bir ay boyunca da yurt dışına gidiyordum. Geziyorum, tozuyor, görüyorum, öğreniyorum. Yani bu bir fırsat benim için ve dünyanın dört bir yanında dolaşıp ben o zaman zaten çok böyle vizyonum genişledi. Göre göre dışarıda neler olduğunu. Dolayısıyla da ülkeme geldiğim zaman bunun altında kalmamak ve böyle bir şeyler yapmak istiyordum hep. Yıllardır müzikallerde çalışıyorum. O dönemin en büyük tiyatro oyuncuları, en büyük starları hepsinin arkasında ya dans ettim, ya vokal yaptım, ya tiyatro yaptım. Yani artık yut 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 nereye kadar? Yani benim zaten hedefim devamlı neydi? Sahnede önümde olan starın olduğu yerde bir şekilde olmak. Konservatuvardan sonra beni İngiltere'ye de yollamak istediler Royal Akademi'ye. Fakat ben o dönemde başlamıştım ufak ufak müzikallerde çalışmaya. Esas hayalimin aslında klasik baleden öte müzikal sanatçısı olmak olduğunu keşfettim. Dolayısıyla kendimi bu yönde geliştirmeye başladım. Bir yandan okul, bir yandan müzikaller ve bir yandan da müzik. 90 senesinde de aboneyle zorla onu da hakikaten yaptırarak Şahin Özer'i kapısında yatarak. O şimdi başka türlü anlatıyor, yanlış hatırlıyor herhalde böyle birini arıyorduk diye ama olsun. Onun dediği olsun önemli değil. Ama işte dansçılarla dans edeceğim, şov yapacağım. Bunu söylediğim zaman insanlar yani hiç böyle bir şey olamayacağını. Çünkü o dönemde inanılmaz bir arabesk furyası var. Asla pop müziğin peysi geçmiyor. Ondan önce de zaten Türkçe sözlü hafif müzik var. Bir de aranjman var. Böyle baba var. Hatırıma yani artık bir sene bekledim ayıp olmasın diye herhalde yaptı o da albümü. Ben dedi kimseye tanımam, kim ne yapacaksan sen onlara karar ver dedi. Ben de işte ekibi toparlayıp hepsinin elinde büyümüşüm. Aysel'in, Gara Mafya'nın, herkesin çocuğu gibiyim zaten. Onlar da ellerinden geleni yaptılar ve oradan başladık. Ne acayip bir şey oldu değil mi? Yani şöyle... Şu dansı şöyle hatırlıyorum. Evet, o kendimize... Böyle miydi? Evet. Böyle miydi? Böyle böyle, ondan sonra böyle. Niye yani? Aboneyim, biletleri, cebinde. Yok öyle. Yani bu şeyi, bir koreografi yapmışız işte. Hatırlıyorum net. Yıkıldı tabii.
Acayip oldu yani. Buyurunuz. Bu yıllarda Yonca Mik markalı ürünler çıkarılır ve yok satar. Yonca Evcimik bir şarkıcının imajı olması fikrini getiren isimdir. Üstelik yeni işler çıkardıkça bu imajı yenilemekten de çekinmez. Abonede başka bir Yonca'dır. 8-15 vapurunda başka. Bandıra bandıra ve I'm Hot For You'da bambaşka. 1996'da yine bir konuda öncülüğe soyunur. Türkiye'yi yeni nesil boy band ve girl bandle tanıştırır. Birkaç iyi adam ve çıtır kızlar birer Yonca Evcimik prodüksiyonu olarak onun kanatları altında kurulur. Çıkışlarındaki yüksek heyecanı sürdürmeseler de bugün bile hafızalarda kalan iki önemli renk olarak kalırlar. Pardon, bir dakika. Bu çocuklar ne oldu? O çocuklardan bir tanesi Aytunç. Evet. Ben Türk, o zaten okul açtı. Okula devam ediyor. Aynı zamanda da hatta şu anda Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanlığı'na aday. Diğerleri Faruk zaten. Faruk da müziğe devam etti. O gün Almanya'da. Hakan, Murat yine bir dans hocalığı falan yapıyor en sağdaki. Hakan da evli, çocuğu var ve başka işler yapıyor sanıyorum. Mesela o dört arkadaşın hepsini hatırlıyorum. Kel olan hiç yok bende. Ha, Hakan İlvan. O evet, yani o daha belki de içlerinde en sessiz olan arkadaştı. Hiç yok. Ondan olabilir. Yani, hepsinin yüzünü net hatırlıyorum. Kızlardan en alttaki Melda, galiba, Melda hala. Melda hala tiyatro yapıyor. Serap şu anda dans hocalığı yapıyor. Deniz tiyatroya devam ediyor bildiğim kadarıyla. Ama Deniz'den sonra bir dönemde ayrıldı o single'dan sonra. Onlara bir 200'lü albüm yaptım ben. Bir tarafında birkaç yadan, bir tarafında çatır kızlar vardı. O zaman Ebru diye başka bir arkadaşımız vardı. O dahil oldu gruba. Şeydi de hakikaten, yani çok popüler oldular ve çok. De bütün televizyon kanalları, bütün programlar onları istiyor. Deli gibi, deli gibilerdi. Konserlere gidiyorlar ama albüm ve single o kadar satmadı. O enteresan bir durum o da yani. Ama mesela bu Türkiye'de bir de olmayan bir şey. İlk. Boy band ve girl aynen, band. Aynen. Hiç. Aynen. O gün dönemi hatırladığım şöyle bir şey var o dönemde. Hatta ismini bile hatırlıyorum. Lale Barçın vardı Hürriyet'te. Evet. Ben çıkardım bu arkadaşlara. Yaptık işte bu işleri falan. Tabii ki dünyada örnekleri var ama o zaman daha TLC falan yok o kız grubu. Çıktıktan sonra şimdi anladım. Biz çıktık. Bizden bir müddet sonra da TLC çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Hatta şey demişti. Ben şimdi anladım Yonca nereden buldu bu fikri. Dur be arkadaşım, yani haberimiz yani hep böyle sanki biz dışarıdan görüp bir şey yapabiliriz ancak. Bir öyle bir zekaya sahip değiliz. Çok kızardım o zamanlar, çok üzüldürdüm ama şimdi gülerek anlatıyoruz işte. Buyurunuz. Bu dönemde Evcimik'in Günaha Davet, Yaşasın Kötülük, Herkes Baksın Dalgasına gibi şarkıları çok konuşulur. Her biri ortalığı sallayıp yıkan işler olmasa da onun bütün 90'lı yıllar boyunca ne kadar sağlam bir hayran kitlesi oluşturduğunu bir daha görürüz. Bir nesil onunla büyümüştür. Kaç? O nesille beraber Yoncimik de büyümüştür diyeceğiz ama emin olmak mümkün değil. 1996'da çizgi klasiği Çılgın Bediş'i canlandırdığı televizyon dizisine başlar. Evcimik lise öğrencisi rolüne soyunmuştur ama artık 33 yaşındadır. Buna rağmen Türkiye onu benimser. Belki de henüz büyümesini istemediğine karar vermiştir. Bediş ve Oktay'ın aşkını 5 sezon 80 bölüm izleriz. Evcimik yüksek reyting yakalamanın yanı sıra gençlikle arasındaki bağı da kuvvetlendirmiştir. 2001'de dizi bittiğinde onun içinde yeni bir dönem başlar. Artık Yoncimik de Bediş de geride kalmıştır. Ayrıca dinleyicinin tercihleri, arayışları da değişmiştir. Yonca Evcimik, Oldu Gözlerim Doldu, Tweetine Bandım, Yallah Sevgilim gibi şarkılar yapar ama geniş kitleleri yakalayamaz. Bu konuda eskiden bir şarkının hit olup olmayacağını anlardım ama artık dinleyici değişti, yorumunu yapacaktır. Pek çok yeniliği olduğu gibi sosyal medyayı da zamanında yakalamayı başarır. Twitter, Instagram ve YouTube'da hem yeni projelerini hem de eski görüntülerini yüz binlerce takipçisiyle paylaşır. Hatta yakın zamanda eski eşi Harun Özakıncı'nın YouTube yayınına konuk olur ve orada yaptığı "Sen kendi kıymetini bilemedin, entel dantel işlerle uğraştın" esprisiyle de konuşulur. Bir dakika, Harun Bey ne kadar değişmiş. Evet, yaşlanmış demek istiyorsunuz. Değişmiş. Kibarlık ediyor. Kibarlık ediyor. Yani ne kadar yaşlansa da yine çok yakışıklı bence. Çok yakışıklı bir adamdı Harun. Böyle bir şey rica etti bende. Ben de seve seve yaptım. O yıllardan beri ilk defa yani. Hiç böyle bir şey yapmamıştık daha önce.
Öyle küsmüş değildiniz değil mi? Bir ilk dönemlerde biraz böyle hani böyle mesafeli olunur öyleydik ama sonrasında bir araya geldik. Eski grup arkadaşlarımızla geldik. Yani son birkaç senedir görüşüyorduk zaten. Böyle bir şey yapıyormuş ve ben de seve seve katıldım. Entel dantel ne yaptı ki Harun'da? Ya o şey yaptı. Şimdi aslında son derece zeki ve vizyonlu bir çocuktur Harun. Biz evlenmeden önce de o dönemde de onların bir süpermarketleri vardı Bodrum'da ve hakikaten o bahsettiğim seneler nasıl bakayım söyleyeyim. 87'lerden falan bahsediyorum aslında. Küçük fan İngilizler geliyor o zaman işte o küçük şeyleri air condition yok fan for hire diye o küçük şeyleri kiralar. İşte dilim karpuzu jelatinleyip satar falan hiç olmayan o kadar bir gerçekten çok vizyonu sağlam. Sonra İstanbul'da geldiğimizde Boomerang diye bir dükkan açtı. O da çok Avrupa'yı çok güzel bir dükkandı. Kayak malzemeleri, tenis malzemeleri hiç falan olmayan. Hani bu yolu oydu onun. Sonra biz beraberliğimiz sona erip boşandıktan sonra birdenbire sabah şekeri oldu. Yani böyle bir şey oluyor. Yani bir sürü insanda görüyorum ben bunu. Niye oluyor bilmiyorum ama bir şey herhalde bu. Sabah şekeri oldu televizyona. Sonra beni o gün aradı canlı yayında. Dedi ki yani Yonca çok özür diliyorum senden. Çok zor bir şeymiş çünkü hafife alıyordu. Hani ya ne yapıyorsunuz ki çıkıyorsunuz televizyona. Dışarıdan öyle gözüküyor herhalde. Onu dedi çok özür dilerim ne kadar zormuş. Yani camdan falan şu anda atmak istiyorum kendimi demişti. Çünkü ne kadar zor olduğunu aslında bir kameranın karşısına geçmek, üstelik canlı yayında geçmenin ne kadar zahmetli bir şey olduğunu nasıl hissettiyse derinden benden özür dilemişti bu anlamda. Sonrasında da işte DNA böyle bir tiyatro, yönetmenlik falan hani o anlamda entel dantel. Böyle sen esas bildiğin ve doğru bildiğin işin peşinde koş manasında. Ne kadar acayip zamanlarmış değil mi o zamanlar? Mesela Yonca Evcimik'le evleniyorsun, boşanıyorsun hemen seni bir sabah şekeri yapıyor. Hatırlıyor musunuz? Zeynep Uludağ diye bir kadın vardı. Kumkapı cinayeti. Evet. Kadın ama mesela dizi yapıldı, oynamıştı. Ya. Ne acayip zamanlarmış. Öyle ama şey işte bu. Hani o anda popüler olanı kullanmak gibi bir şey. Şu anda da farklı bir şey yok. Yani çok popüler şey olan olmadık yerlerde yer alıyor yalan mı? Mesela şimdi hani cinayete karışmış birisini alıp bir dizide kimse oynatmaz. Evet şimdi oynatmaz. Doğru. O dönem kadın doğru. Star olmuştu. Evet. Bir dizide çünkü, başrol oynadı. Çünkü o dönemlerde de cinayetlerin bu durumda olduğunu, böyle olduğunu fark etmiyorduk. Görmüyorduk ki sosyal medyadan sonra artık bu kadar içimiz acıtır hale ve fark etmeye geldik. Artık tahammülümüz yok. Sarah ile Musa. Evet öyle bir ikili vardı. O çocuğu mesela dizide oynadıydı evet, çocuk o, Musa. Ne acayip zamanlardan çok, geçmişiz. Çok evet. Vallahi. Evet. Ve biz bunlara şahit olmamız peki. Ya biz nelere şahit olmadık zaten acaba? Çok acayip ya. Evet. Buyurunuz. Ama her sıkı kullanıcı gibi o da sosyal medya mesajı kazası yaşar. Örneğin unutulmaz şarkıcı Amy Winehouse öldüğünde yaptığı su testisi su yolunda kırılır. Şimdi bir dakika Allah aşkına. Bu ne kazası? Hala aynı fikirdeyim. Yani kadıncağızın uyuşturucundan öleceği net. Ben de olduğu vakit su testisi su yolunda kırıldı. Bir de evde oturuyorum hiç unutmuyorum. Baktım ve çok üzüldüm. Ama yani ben bekliyordum. Yani sen beklemiyor muydun Armağan? Uyuşturucudan ölebileceğini ben bekliyordum. Bir sürü insan da eminim bekliyordu. Net. Aa çok üzüldüm. Su testisi su yolunda kırıldı dedim. İnsanlar beni aramaya başladı. Ne yaptın sen de? Neyi ne yaptım anlamadım. Hani Twitter birbirine girdi. Ne oldu ya? Hani ne oldu da girdi? Vay efendim böyle niye söylemişim? Ya kadın çok değerli. Büyük bir ses. Büyük bir yorumcu. O eyvallah ama... doğru. Ha şimdi bu nesi kötü? Sonra bu nereye bağlandı biliyor musun? Meğerse bir dönem önce de Defne Joy ölmüştü de. Hunca Uluç demiş de böyle. Oradan benim bundan ne haberim var? Ne bir şey yani takip etmemişim bilmiyorum. Kaldı ki bilsem gene yazardım. Su testisi su yolunda kırıldı. Kırıldı. Hayır diyebilir misiniz? Ya. Bu tam şeye benziyor işte benim ayıp şeylerle aynı kafa. Yani bir şeyleri söylendiği zaman canımız acıdı mı ters. Bu ters değil ki doğru. Böyle. Kırıcı. Kırıcı değil. Niye kırıcı? Şimdi şunun gibi. Ne demeliydik? Ah ah keşke bütün bunları yapmasaydı. Mı? Ne? Mesela. Niye? Su testisi su yolunda kırıldı abi. Uyuşturucu kullandığı için uyuşturucudan öleceği belliydi öldü bitti. Şimdi bunu niye söyleyemiyoruz biz? Niye söylediğimiz zaman kırılıyoruz? Bana çok tuhaf geliyor. Bir sürü şey var orada ne bileyim. Amy Winehouse'a duyulan saygı. Ne bileyim. Evet hayatı yanlış olabilir.
Ama biz yargılamakla görevli değiliz. Evet. Herkesin hayatı kendine. Tamam. Ama su testi su yolunda kırılır dediğinizde onun altında bir yargılama var. Bilmiyorum, ben öyle düşünmedim ya. Yargılamak gibi değil. Ya, çok belirgin bir şey. Tabii ki şu var ki bütün bu yer, o dönemde bu kadar beni... Onlar da beni yargılıyor. Şimdi ben bunu söylerken kötü, onlar bana bunları yaparken iyi. Şimdi bu ne bu? O linç kültürü. İşte o aynı şey ayıp şeylerde de oldu. Ben söyledim, vay efendim kadına öyle denir mi, vay efendim erkek. Söylediğim her şey dibine kadar doğru. Yazdım, hepsi doğru. Ya, tabii ki uyuşturucu kullanmak kötü bir şey. Hani... Kötü iyi bizi ilgilendirmiyor ki. Kötü iyi, ben orasına takılmıyorum ben. Hiç kimsenin ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Hiç kimsenin ne yiyip ne içtiği, cinsel hayatı. Hiçbir şeysi ya. Herkes, biz hepimiz birer varlığız. İstediğimiz gibi yaşarız. İstediğimizde yaparız. Sorumlusu da kendimiziz değil mi? Hesabını kendimiz veririz. Şimdi bu böyleyken ben onun niye içtiğini yargılamıyorum ki orada. Su testi su yolunda kırıldı. Bu ne demek su testi su yolunda kırılır? Olacağı belliydinin. Bir açılım için su testi su yolunda. Atasözü versiyonu. Atasözü versiyonu. Yani hala da böyle su testi su yolunda kırıldı. Şuradaki fotoğrafta İrem Derici'ye benziyorsunuz. Ben mi? Evet. İrem bana benziyordur. Ben ondan büyüğüm. Doğru. Lütfen. Ama benzemiyor. Vardır. Ama benzemiyor mu? Benzemiyor soldaki mu? Soldaki sarı olan mı? Evet. Benzemiyor mu? Soralım. Bana mı benzemeye çalışmış? Evet. Bunu İrem'e soralım. Gerçi kıyamet şöyle, kopsun. Kopmaz. O beni çok sever. Zaten idolüm gibi bakar bana. O da benim gibi biraz böyle ağzına geleni söylediği için. Benim daha çok küfür gaz versiyonum o. Buyurunuz. Unutulmaz şarkıcı Amy Winehouse öldüğünde yaptığı Su Testisi Su Yolunda Kırılır yorumu büyük tepki çeker. Yıllar içinde onun aktivist yanını da yakından görmeye başlarız. Vaktini, enerjisini hayvanlara yönelik şiddeti durdurmak için harcar. Bunun için Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere en yetkili kişilere başvurularda bulunur. Hatta Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'ın aracılığıyla ses telleri alınan bir köpeği sahiplenir geçen yaz. Hayvan Hakları Federasyonu HITAP bünyesinde Var Olmak Haktır projesini başlatır. Ancak projeye Avrupa Birliği fonundan aktarılan 300 bin liranın uygun ve verimli şekilde kullanılmadığına dair iddia... Yanlış. Duralım. Avrupa fonuyla ilgisi yok olayın. Her şeyi birbirlerine karıştırıyorlar bunlar. O projeyi yapmaya çalışırken ben, o dönem Avrupa Birliği egemen bağış vardı ve o da o toplantıda bulunduğu için oradan onu herhalde birleştirmişler. Halbuki o proje tamamen İBB'nin, rahmetli Kadir Topbaş'ın öngörüsüyle, katkısıyla olmuştur. Yani tamamen İBB'nin projesidir. Hiç alakası yok onunla. Oradan gelen para da zaten olduğu gibi nereye gittiği bellidir. Yani bu tamamen yapılan şeyleri karalamak. Bunlar niye yapıyorlar onu da anlamıyorum. Ne kazanıyorlar bunu yaparak onu da anlamıyorum. Şimdi ben soracaktım. Bu hayvanseverler niye sürekli birbirine o parayı yiyor, bu parayı yiyor diye suçluyorlar? Ya bunu ben bir anlasam. Niye? Yani hayvan sevmenin dışında her şeyi yapıyorlar bence. Hayvanlara en büyük zararı onlar veriyorlar. Ya ben yıllarca bütün hayvan haklarıyla ilgili dernekleri, vakıfları bir araya getirmeye çalıştım. Ama artık bıktım. Çünkü hiçbiri bir araya gelmiyor. Niye? Sürekli bir kavga. Anlamıyorum. Hayır, bir de hepsinin amacı aynı değil mi bunların? Evet. Ben de onu soruyorum. Niye? Yani hatta biz Akut, yani sevgili şeylen Nasuh'la birlikte bir çalıştay yaptık. Bir konferans hazırladık. Yurt dışından bu işlerin nasıl olması gerektiğini insanları getirdik. Bütün herkesi davet ettik. İki dernek ya geldi, ya bomboş bir salona. Bu nasıl bir... Bu nedir? Ya ben bu şimdi ondan sonra hiçbirine artık samimiyet duymuyorum. Ben kendi kendimi halletmeye çalıştım. Bütün o şey hikayesini de... şeyin çıkması, yasanın çıkması hikayesi. Kendi başıma gittim, zorla gittim. Tayyip Bey o zaman başbakandı. Yani hakikaten benden herhalde yaka silkiyorlardır karı koca. İflahlarını kestim yani. Git gel yapın, olmuyor, onu görevlendiriyorlar, o yapmıyor, ötekini görevlendiriyor. En son işte avukat Özlem Zengin vardı, sağ olsun o. Hakikaten tuttu elimizde götürdü. Çok istediğimiz gibi olmasa da bir yerinden başlamış olduk yasaya. Mesela Instagram'da görüyorum, bir mama markası herhalde. İşte bizi takip ettikçe biz hayvan besliyoruz. Evet. Hemen birisi geliyor onun altına. Ben mesela beğeniyorum. Bana Armağan Bey onlar parayı yiyor. Ne oluyor ya bu? Ne oluyor ya, evet. Yani onu herkesin kendi vicdanıyla. Ben de inanıyorum, ben de gönderiyorum. Artık onların sorunu ondan sonrası. Bir de bir şey soracağım. Hani mama parasıyla ne kadar para yiyebilirsin yani? Evet. Yok yani bir tuhaf işte bu hayvanseverler, hayvan... Ya iki tane ayrı pencere var.
Dolayısıyla benim bakabildiğim pencere daha çok farkındalık yaratarak, daha çok insanın bu farkındalığa erişmesi ve daha çok hayvanları koruyor hale gelmesi gibi. Bir diğer, o diğerleri de sürekli sokakta onları beslemeye uğraşan. Hani hepsi iyi aslında. Kötü bir şey yok ama bir araya gelememek bunca zaman bu yasanın bu kadar zor çıkmasına sebep oldu diyebilirim ben. Buyurunuz. Ayrıca Evcimik'in yazdığı Var Olmak Haktır kitabındaki bazı ifadeler canlıların öldürülmesini ve çalıştırılmasını kabullendiği gerekçesiyle hayvanseverleri kızdırır. Tıpkı Ayıp Şeyler şarkısında olduğu bak, gibi... Bak yine Ayıp Şeyler'e döndü geldi. Buradaki şu yanlış şu, çünkü bu kitap aslında UNESCO'nun hayvan hakları bildirgesinin açılımı. O bizim kendi yazdığımız, yaptığımız bir şey değil. UNESCO'nun hayvan hakları bildirgesi kabul edilmiş, dünyaca kabul edilmiş. 16-17 tane de maddesi var. O maddelerin açılımını biz, hep her sayfasında ayrı bir sanatçı şeyin çizdiği, karikatür resmenin çizdiği görsellikle anlatmaya çalıştık çocukları. Çok da başarılı bir kitap oldu. Hatta ilkokul ikinci sınıflara okuma kitabı oldu. 5-6 ayrı dile çevrilip dünyaya satıldı. Bu da bu. Yani... Orada bir iki tane bir kelime geçiyorsa öldürülmesiyle, öldürmek zorundaysa bile acıtmadan öldürün gibi bir şey var. Hayvanseverler herhalde oraya takıldılar, oradan onu böyle cımbızladılar. Hadi yani illa bir iyi yapılan bir şey bizi kötüleyelim. Ben bunu görüyorum, başka bir şey değil. Umurumda mı? O da değil. Biz yolumuza devam ediyoruz. Tıpkı Ayıp Şeyler şarkısında olduğu gibi yine hassas olduğu bir konuda tepki almıştır. Elbette fikirlerini söyleyen herkese zaman zaman kızılır. Üstelik sosyal medyada bunun ne kadar hızlı ve acımasızca yapılabildiğini Evcimik'in kendisi de bilir. Ama şurası kesin. Hala güzel hatırlanan, ruhumuz sıkıldığında neşeli kollarına koşturduğumuz 90'ların en önemli figürlerinden biri o. Ve Türkiye ile ilişkisinin temelini o kadar sağlam atmış ki kolay kolay yıkılması imkansız. Çok da yanlış bir şey söylenmemiş gördüğüm kadarıyla yalnız. Evet, söylenmiş. Bayağı da konuştuk. Evet, konuştuk, doğru. Yani. Evet. Ama çok güzel ilişki kurmuşsunuz gerçekten. Evet. Şu samimiyet. Başka hiçbir şey yok. Hep sorarlar bana niye? Bence tamamen samimiyet. İçeridekinin dışarı doğru yansıması olsa gerek. Öbür türlü o sahtecilik, içten pazarlık falan bunlar çok belli oluyor ya. Belli oluyor yani. Hele artık sosyal medya iyice ne kadar samimiyseniz o kadar doğru yansıyor. Onun için ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bir doğru şeyler yaptım, kimsenin canını acıtmadım, kendi ayaklarım üzerinde durdum. Bana yapılan hiçbir teklifi kabul etmedim. Yani daha hızlı olabilecekken aman Allah'ım benden sonra ne istenir korkusundan. Yani adama da zeval gelmesin diye uğraştım, aileme zeval gelmesin diye. Hep doğru şeyler yaptım yani. Hiçbir zaman beni magazinsel olarak önde görmediniz. Hep yaptığım işte gördünüz. Onu da korudum. Bunlar herhalde bir inandırıcılık, saygı, sevgi hepsini bir arada getirdi geriye işte. Peki. Geldiğin için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Pandeminin başından beri sizi bekliyorduk. Pandemi. Evet. Ama devamlı aynı şey var. Bu ayın 13'ü müsait misiniz? Ay hayır ben buradayım gelemem. Gene bu ayın 13'ü müsait. Hep 13'ü de mi çekiyorsunuz? Ben Ayvalık'tayım ya. Evet. Gelip topluca çekip gidiyorum. Sonra bir ay sonra bir daha geliyorum. Evet 13'ü ama. İşte öyle denk geliyor. Bu ayın 13'ü var. En sonunda bir 13'ü tutturdum. Ama pandemi bitti. Olsun. Çok geldim teşekkür ya. Ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.